İzmir'de Atatürk'ün özel eşyaları, yayımlanmış fotoğrafları ve dönemsel belgeleri içeren Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal adlı bir sergi açıldı. 420'den fazla eserin yer aldığı sergiden bahsediyorum ve bugüne kadar yapılmış en kapsamlı ve en büyük Atatürk sergisi diyebiliriz. Bir İzmir'e gidelim mi? Gülçin Ayçe orada her zaman olduğu gibi İzmir'de bizi haberlerle böyle bekliyor. Ama bugün özel bir gün. Özel eşyaları yayımlanmış, fotoğrafları var. Ve Gülçin'den alalım. Gözün gördüğü bütün detayları Gülçin bize aktarsın. Gülçin, merhaba öncelikle İstanbul'dan İzmir'e. Merhaba Hülya Ökenek. Gerçekten çok özel bir ortam. Bu kapıdan içeriye girdiğimiz zaman da bu özel havayı soluduğumuz bir ortam. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili çok özel yayınlanmamış fotoğraflar var burada. En son ebediyede kavuştuğu zaman da üzerinde olan gecelik var. Sadece bunlar değil, İsmet Paşa'ya özel yazılmış bir mektup var ki bu "Sevgili Paşam, Cumhuriyet'in ilk başbakanı olarak seni düşünüyorum. Dur hiç itiraz etme. Niye seni seçtiğimi anlayacaksın" diyor ve sonrasında devam ediyor. O son cümlesi ve ülkenin içinden geçtiği o süreci de anlattıktan sonra "yoksul ve esir ülkelere örnek olacağız" diyor. "Kaderin bizim kuşağımıza yüklediği kutsal bir görev bu" diyor. İşte bu mektupta ilk defa burada yayınlanıyor, gösteriliyor, sergileniyor. Özel bir sergi. Projenin genel koordinatörü, Folkart Sanat Galerisi özel koordinatörü, direktörü, projenin direktörü Fahri Özdemir yanımızda. Efendim çok özel. Gerçekten de bazı yayınlanmamış eserlere baktığımız zaman da tüylerimiz diken diken oluyor. Nasıl hazırlandınız? Bu sergi 3 yıl önce Folkart Galeri'yi kurarken biz planlamıştık. Ama çok özel bir sergi olduğu için biraz zaman aldı. Birçok koleksiyonlardan, birçok kurumdan evrak, yazışma, telgraf, o döneme ait gazeteler, dergiler, işte gördüğünüz 150 adet fotoğraf var ki bunların 100 tanesi ilk defa yayınlanıyor. Atatürk'ün bir sürü özel eşyası. Yani kalpağından, silahına, içtiği kahve fincanından, sigara tabakasına kadar birçok özel eşyayı topladık biz tabii ki. Bu sergi aslında bir lideri anlatmıyor. Parçalanmış, yıkılmış, yok olmakta olan bir imparatorluğun başka bir evrilmeyle yeniden doğan bir cumhuriyeti anlatan bir sergi. Çok keyif alacağınız bir sergi, çok duygulanacağınız bir sergi, çok heyecanlanacağınız bir sergi. Çok özel şeylerle karşılaşacaksınız ayrıca sergide. Fikriye Hanım, Zübeyde Hanım, yanında bulunmuş olan, Atatürk'ün hayatında olan isimlere ait de özel eşyalar var. Mesela intihar ettiği zaman Fikriye Hanım'ın yanında bulunan, değil mi, bir cüzdan var. Nedir o? Kağıt para kesesi daha doğrusu. Biraz kanlıdır da hatta o. Sadece Latife Hanım, Zübeyde Hanım, anne Zübeyde Hanım'a ait var, Fikriye Hanım'a ait olan var, Latife Hanım'a ait olan var. Yani biz sadece Atatürk'le sınırlamayalım sergiyi. Etrafındaki bir numaralı insanları da, onlara ait eşyaları da koyalım istedik. Yani Atatürk'ün hediye ettiği bir sürü özel eşyalar var. Onları topladık örneğin. Kahve fincanlarını çok gördük. Atatürk'ün hayatında, değil mi? Evet. Kahve de çok fazla var. Onunla ilgili acaba anekdotlar var mı? Var. Bildiğiniz, mesela telvesi üzerine bir kahve fincanı var. Şimdi Atatürk'ün kapaklı özellikle kahve fincanlarına çok düşkünlüğü var. Ve kapakları soğumasın diye sıcak içen bir insan. O yüzden sergide yaklaşık 30-40 tane Atatürk'ün kullandığı kahve fincanını getirdik biz buraya. Fakat bunlardan bir tanesinin içi de yarım kahve telbesi olan bir fincan vardır. Doktor Fisher'in, yani kendi doktoru Doktor Fisher'le beraber içtiği son kahvedir. Ve Doktor Fisher sigarayı yasaklar kendisine. Daha doğrusu 8 paket içtiğini söyler Atatürk. Aslında bir paket içer. O zaman ekselans der, bir paket için. Peki o zaman kahve ne kadar içiyorsunuz deyince orada yalan söyleyemez Atatürk. Çok yüksek bir rakam söyler, 20 tane. Rica ediyorum, sigarayı bıraktım, bari kahveyi içelim. Bırakın artık kahve içmeyin der. Peki ekselans der, kahveyi yarım bırakır. Tabii buna çok üzülür Salih Bozok. O yarım kahve fincanı hemen arkasına alır, götürür bir kutuya koyar. Ve o kahve fincanı ve içindeki yarım kahve telvesiyle beraber şu anda sergimizde. Evet. Orada. Time dergisine kapak olmuştu. Onun orijinal baskısı burada var. Nasıl elde ettiniz? Şimdi ben her ne kadar Folkart Galeri'nin genel koordinatörü olsam da ben bir koleksiyonerim. Şimdi o Time dergisini her yerde görürsünüz. Yani gazetelerde, dergilerde herhangi Atatürk'le ilgili bir konu olduğu zaman o Time dergisi çıkar. Ama bu Time dergisinden dünyada 4 kişi de var sadece. Bir tanesi Time'ın genel merkezinde, bir tanesi Amerika Ulusal Kütüphanesi'nde. Diğer ikisi ise Türkiye'de. Birisi Sayın Ömer Koç'ta, birisi de bende. Benim için çok anlamlı bir parçadır o. Çok uzun yıllar önce almıştım. 6-7 yıl falan olmuşlar alalı. Herkes bunu soruyordu. Dedim ki madem öyle biz bunu da sergileyelim artık. İlk defa insanlar o Time dergisinin orijinali görecekler. 1923 yılının yanılmıyorsam Mart ayı olması lazım. 4. sayısıydı herhalde. Evet. Kimler destek verdi peki size? Mesela soyadı kanunu yayınlandıktan sonra değil mi? Evet. Kabul edildikten sonra Atatürk'ün imzalı olduğu fotoğrafı var. O da ilk defa burada. O da benim kendi koleksiyonumda. Ama İzzettin Çalışlar vardır orgeneral. Onun torunundan aldığımız imzalı bir fotoğraf var. Bu esas söylemem gereken şu. Bu sergide Sayın Eriş Ülger'in koleksiyonundan biz çok yararlandık. Eriş Ülger biliyorsunuz Sabiha Gökçen'in manevi oğludur. Birçok sergide olan birçok eser onun evinden gelme buraya. Sakallı Nurettin Paşa'ya imzaladığı fotoğraf var. İlk nutuk vardır 500 adet basılan, Viyana'da basılıp Türkiye'ye getirilen. Onun Atatürk'ün Gümüşhane Milletvekiline hediye ettiği nutuğun orijinali keza yine burada. Atının eğri burada. Tabancası burada. Tabancası, kalpa, demin saydım yani peynir tutacağı dahi var. Çay kaşıkları, tatlı kaşıkları. Kendisine armağan edilen özel eşyalar var. Afgan kralının, Amman kralının, Rus generalinin hediye ettiği özel eşyalar var. Çok bayağı yani, çok kapsamlı. Tabii Anıtkabir'e benzetilemez ama orada olmayan değil mi birçok burada izi buraya getirmiş oldunuz. Dolayısıyla daha farklı neler göreceğiz? Şimdi Anıtkabir ile Folkart Galeri'nin sergisi arasında çok büyük bir fark var. Anıtkabir'de kıyafet çoktur. Ama yazışma hiç çoktur. Burada ise o kadar çok yazışma, telgraf var ki 1917 ile 1932 arasındaki yazışmalar çok. Telgraflar çok. Döneme ait gazeteler, dergiler çok. Bunlar Anıtkabir'de yoktur. Bu kadar yani demin söyledim 400'ün üzerinde eser var burada. Anıtkabir'de 400'ün üzerinde eser olduğunu pek sanmıyorum. Peki burayı ziyaret edenler değil mi bu havayı teneffüs ettikleri zaman zannediyorum ki çok duygulanacaklar. Nasıl bir iz bırakmış olacak? Çok zor bir süreç ve o süreci yöneten bir lider. Büyük dahi bu yüzden de belki de serginin ismi Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal. Evet. Değil mi? Evet. Atatürk soyadını özellikle kullanmak istemedim. Çünkü soyadı kanundan sonra, 34'ten sonra Atatürk kullandı. Ama Atatürk'ün önceki evresi var. Esas bu ülkeyi oturtturduğu, sağlam temele oturtturduğu evre var. Ben sergiyi onun üzerine kurmak istedim. O yüzden Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal dedim. Sergimiz tabii bizim 24 Şubat'a kadar açık kalacak. Ve demin de söylediğim gibi Folkart Galeri bir müze işlevinde olan bir galeridir. Halka açık ve ücretsizdir. Herkes açık. Pazartesi günleri hariç. Diğer günler sabah 10 ile akşam 19 arası halka açık. Ve İsmet İnönü'ye değil mi mektubu Başbakanlığı verdiği o mektup çok özel. Çok özel. Onunla isterseniz değil mi başladım? Şimdi o mektup da Sayın Eriş Ülger'in koleksiyonundan geldi bize. Atatürk büyük bir dahi, büyük bir lider, eşsiz bir insan. Ama aynı zamanda büyük bir edebiyatçı. Yani o mektup okurken Nobel almış romancıları bile çöpe atabilecek düzeyde edebiyatı güçlü o adam. Siz de okudunuz o mektubu. Evet, yani esprileri ve bir toplumun kuruluşundaki detayları anlatıyor. Bana sordukları zaman Atatürk'te aradığınız en önemli şey nedir? Yani gördüğün şey bir detay, iki estetik. Atatürk'ün hayatı detay ve estetik üzerine kurulmuştur. Bu detay ve estetik o kadar önemli ki bu toplumun kuruluşuna da yansımıştır bu detay ve estetik. Evet. Ne güzel söylediniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Umarız ziyaretçilere burada Atatürk'le, Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal'le buluşacak. 24 Şubat'a kadar gerçekten de o detay ve estetik bu sergide de var. Folkart Sanat Galerisi'nin genel koordinatörü ve bu projenin direktörlüğünü yapan, serginin direktörlüğünü yapan Fahri Özdemir de bize anlattı. Gerçekten de bence gezmek gerekecek. Bence de gezmek gerekecek çünkü bugüne kadar yapılmış en kapsamlı, en büyük sergi. Gülçin, teşekkürler sana da, konuğuna da.